Günün manşetine hoş geldiniz. Ben Ömer Özkök. Gündemde öne çıkan gelişmelerle, Akşam Gazetesi yazarı Hikmet Genç'le ekranlarınızda ve radyolarınızdayız. Hikmet abi, merhabalar, hayırlı günler. Hayırlı günler, merhabalar. Haftanın bu ikinci gününde yine yoğun bir gündemle bir aradayız. Evet, yine bizden kurtulamadı dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz. Evet, evet. Hafta sonu bir mitingde, Sayın Cumhurbaşkanı'nın mitinglerinden biri, bizim muhabir arkadaşlarımızı gören bir ablamız, Emine abla. Evet. Saat 11'de diyor. Günün manşetini kaçırmıyorum. Mutfakta olsam bile diyor, telefondan açıyorum, orada seyrediyorum. Öyle diyor. Ay, bize selam göndermiş. Çok çok sağ olsun. Sağ olsun. Biz de buradan İyi kendisini selamlayalım. Evet. Dolayısıyla seyircilerimiz yine bizden kurtulamadı dedin diye. Evet. Dinleyicilerimiz de. Gösteriyoruz falan. Onu söylüyorum ben de. Abicim, sabah Peki. yine güzel bir havadis. MIT'ten Mossad'a, hani şu var ya. Evet, dünyanın en büyük bilmem ne zaten. İstihbarat örgütü, ondan habersiz kuş uçmaz falan. Bilmem ne falan. Mossad'da yine bir operasyon. 7 kişi gözaltına alındı. Bilgi notunda eski kamu görevlisi diyor. Ben baktım, galiba emniyet teşkilatında görev yapmış. Belki emniyet amirliği, müdürlüğü evet. falan gibi bir görev yapmış. Sonrasında özel dedektif olarak çalışmaya devam eden Hamza Turhan Ayberk evet. isminde biri. Evet, aynı zamanda daha önce de ben de haberini aldım. Böyle bazı televizyon kanallarında falan çıkmış falan. Yorumlar falan yapıyormuş. Yorumlar falan yapmış. Hamza Turhan Ayberk ismindeki kişi Mossad tarafından 2019 yılında Belgrad'da eğitilmiş. Evet. Sonrasında almış oldukları bilgileri İsrail gizli servisi Mossad'a sattığı tespit edilmiş. 6 kişiyle birlikte toplamında 7 evet. kişi gözaltına alınmış. Tabi da bir şey dikkatimizi çekiyor sevgili Ömer Özkök, o da şu. Mossad'a karşı bir operasyon yapıyoruz. Daha önce de yaptık, kaç tane yakalandı ve son birkaç aydır bunlar çok daha fazla olmaya başladı. Neden acaba? Yani şimdi ona bakmak lazım. Öyle yorumlamak lazım. Yıllar boyunca yani ben mesela pek fazla hatırlamıyorum. Sen de habercisin. Evet. Mossad'a karşı operasyon. Oha, çok büyük geliyor yani. Değil mi? CIA'ya karşı operasyon. Aynı şeyler zaten bunlar. İkisi de aynı emperyalizmin parçaları. Doğru. Dünyanın da en büyükleri olduğu iddia edilir. En güçlüleri. En büyük ağa sahip olduğu iddia edilir. Ama böyle son 3-5 ayında görüyoruz şimdi biz. Türkiye bir bağımsızlık mücadelesi verdi. Her alanda vermeye devam ediyor. Ve Türkiye aynı zamanda bir bölgesel güçtür. Tartışmıyoruz artık hiç kimse de bu meseleyi. Biz bölgesel ve küresel bir aktörüz. Unutmayalım. Birçok da o emperyalistlerin böyle ilmek ilmek işlediği, yani yıllara sarayı bir projeyi de tekme atıp da dağıttık, oyunu bozduk. Şimdi biz oyun kuracağız. Oyunu kuran biziz. Özellikle bu katil Siyonistlerin, katil sürüsünün Müslümanlara ve dahi insanlığa saldırıları ve soykırımından hemen sonra bir bakıyoruz ki Mossad'la ilgili. Onlar çünkü harekete geçmeye başladılar. Hocam bak bir şöyle bir düşünsene. Hep unutuyoruz bak, bunlar seçime de rast geldi. Zaten seçim rast gelsin olsun diye yapıldı. Kilisedeki cinayet, camiye saldırı, doğru mu? PKK'nın saldırısı, DHKP bilmem nesi, Çağlayan Fatih Adliyesi. Altaylı'nın eline sağlık dediği evet. o provokasyon Tabii. girişimi. Doğru mu? Tabii. Unutma. O Çağlayan Unutma Adliyesi. Eline Bak. Sağlık deyip sonra sildiği. Bravo. Şimdi bunları bir ayrı ayrı görüyorsun. Bu dangalaklar. Mossad denen dangalak grubu. Böyle diyor ki buradan kiliseden Polonya bilmem ne, Allah Allah diyorsun. Nereden çıktı? Böyle tavşadan şey, şapkadan tavşan çıkartıyor. Cami bıçaklaması diyor adamın. Ne, ben diyor canım sıkıldı, hanıma kızdım, gittim bıçakladım. At bunu da köşeye bakayım. Arkasından yine terör örgütlerinin saldırıları. Hatta Çağlayan dediğin gibi o saldırısı. Evet. Bakıyoruz. Ha, bir şeyler harekete geçirmiş. Nedir terörün amacı? Toplumda tedhiş, şiddet kelimesinden geliyor. Yaymak, korkutmak, o iklimi oluşturmak. Ama yani burada onurla, iftiharla söylüyorum. Milli İstihbarat Teşkilatımız öyle
öyle gidip de herhangi bir ülkede operasyon yapabilecek, yapılabilecek bir ülkedeki istihbarat örgütü değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin istihbarat örgütü. Ama bunu söyledik. Hatırlar mısın? Sultan II. Abdülhamid'den beri çok güçlüdür. Bir yurt dışı seyahatinde bu İsrail'in iç istihbarat yetkilisi biraz böyle az gevşek bir adamdı da arasında Türkiye'nin de bulunduğu bölge ülkelerde operasyon yapılabileceği gibi falan bir imada bulunmuştu. Biz de konuyu Cumhurbaşkanı'na sormuştuk uçakta hatırlarsan. Sonra da ne olmuştu? Bellerini doğrultamazlar. Tabii. Yani uyarıyorum dedi. Uyarıyorum. Evet. Sakın ha böyle bir şey yapmaya tevessül etmeyin. Belinizi doğrultamazsınız demişti. Evet. Görüyorsun bu operasyonlarda onların devamı çok çok iyi çalışıyorlar. Yani ben ya ülke eğer hakikaten ülkedeki kurumlar gerçek görevlerini ifa ettikleri takdirde özellikle bizim ülkedeki böyle liyakat sahibi, güçlü, devlet geleneği olan insanların olduğu ülkede devletlerden söz ediyorum. Böyle müthiş netice alırız. Evet. Kadar basit. Eyvallah. Şimdi yine birbirinden bağımsız olmayan meseleyle evet, madem öyle Mossad'la başladık. Madem öyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün kabine toplantısı sonrasında verdiği mesajlar vardı. Tamam. Şimdi mesaj muhtemel böyle şey adrese teslim. Evet. Adrese teslim. Diyor ki Kandil Milliyet Gazetesi'nin manşeti güzeldi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesini kullanmışlar ama Kandil'i kabus bekliyor diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Biz gerekli olan tüm hazırlığımızı tamamladık. Yayı kapatmak üzereyiz. Bu yaz bu iş bitecek. İnşallah. Kandil'i kabus bekliyor. İnşallah. İnşallah. Şimdi, yani ama şunu da çok iyi anlasın izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz. Artık şey de uzadı. Hitabet tarzımız da uzadı. 24 radyo dinleyicileri için de söylüyorum. Ya bakın şöyle anlayalım. Ey vatandaşlar, ey kardeşlerimiz şöyle anlayalım. Biz bunu kendi ülkemizde zaten tek tek gömdük. Böyle kanıtları kalmıştır o hücre yapılanmaları sonucunda. Küçük ufak tefek işte Mossad'ın veyahut da başka istihbarat örgütlerinin harekete geçirdiği 3-5 bir kalıntı. Onları kazıyoruz spatulayla. Dibinden kazıyoruz. Temizlik yapacağız. Bir polisaj üzerine. Cerrahlar tümörü alır da. Evet. Kalan kısmı böyle evet. Kazırlar ya abi. Tam kazıma tabiri aynen de. Aynen öyle kazıyoruz. O şekilde değerlendirebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği şey şu. Biz burada değil. Yani dedim ya biraz önce. Biz artık bölgesel bir güçüz. Yani bu gücümüz belli. İspatladık. Ve her alanda mücadele ediyoruz. Bunu da görmek lazım. Böyle insanı bu saftirikti de bırakalım artık. Her şeyi dış güçlere bağlıyorsun diyen tiplere de çok kızıyorum. Zaten her şey dış güç. Salak mısınız yani? Mesela bak adam ne diyor? Adam bir katil sürüsü, Siyonistler katliam yapıyor. Dış güçler geliyor hemen değil mi? Dış güçler bak dışarıdan geliyorlar. Nükleer denizaltılarla. Ne demek istiyorsun? Bunu demek istiyorum işte ya. Niye Eloğlu okyanustan 10 bin kilometreden girip de kardeş bir dakika bir durum varsa çabucak bitir şu soykırımı da bari. Başımızı derde sokma diyebiliyor. Ne alakası var bunun? Demek ki o kuruyor. Onun ideolojisi burada yaşıyor. Bunun yaşaması için onun yok edilmesi gerekiyor. Dış minnaklar diye dalga geçen aklı evvellerin de tabii. Çok yüksek espri tabii. Kabiliyeti olduklarından değil, misyonlarını yerine getirmeye gayret ettiklerinden dolayı onların, öyle söylediklerini düşünüyorum ben. Çok doğru. Onların akılları, zekaları minnak çünkü. O kadar konuşuyorlar. O Türkiye dediğin zaman bütün bunların içerisinde, bütün dünyanın merkezinde. Ha bu dediğim şey de geçerli değil tabii. Hiçbir iddiası olmayan, hiçbir meydan okuması olmayan ya da bir tarafa bağımlı kalmış ülkelerde bağımsız olmayan için geçerli değil. Mesela Almanya. Almanya'nın böyle dertleri yok. Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum. Böyle bir derdi yok. Abisi ne derse onu yapacak. 45'ten beri böyle. Japonya. Çok fazla konuşamazsın içeride. Kim olduğunu giy. O şeyini iç. Beraber Çin çayını iç veyahut da Japon çayını iç neyse. O kadar. O da öyle. Ya baktığı zaman bu ülkelere çok büyük ülkeler. Ekonomileri çok büyük. Dünyanın en büyük ekonomileri. Hı. Ama bağımsız değilsin. Onlar bir kütle onlar. Tek parça halinde. Türkiye öyle değil. İşin zorluğu orada zaten. Hani ben eski tanıtımımızda vardı. Bizim Gülüm Ayşe tanıtımında vardı. Coğrafya kaderdir. Hı hı. Gerçi burada da bir ifade bu gariplik de var ya o da yanlış şöyle her şey takdir ilahidir da hani seçemezsin sen burada doğdun takdir ilahidir
her şeyde olduğu gibi coğrafya da bir kaderdir. Ve burada bu topraklarda yaşamanın da bedeli var. Değil mi? Yani Mikronezya'da olsaydık, Tahiti'de olsaydık, Haiti'de olsaydık, hani o çelenk taken kızlar, çiki çiki yapan tipler olsaydı, dış politika bilmem ne, nerede aklıma geldiyse. Eski filmlerden aklıma gelen şeyler. Ondan sonra o zaman sıkıntı yok. Yani Mossad'a, Mossad gelse gitse de problem değil. Ama biz iddiamız var. Meydan okuyan bir ülkeyiz. Çünkü bizim genetik kodlarımızda imparatorluk var hocam. Tamam, kızmıyoruz değil mi hocam? Bu lafa bazen bir ara bizi yumuşattılar ya. Alerjisi olanlar olabilir. Hocam yoğuruyorlar diye yumuşak. O konuya. Hani kulak memesi kıvamı hatırlıyorsun. O konudan rahatsız olanlar olabilir. Ama maziyesi pırıl pırıl, tertemiz, pirupak olan bir imparatorluğun bakiyesiyiz. Evet. Devamıyız. Kendi reis etmeyenler kimse olabilir. Kimse kusura bak. Olabilir. Tabii. Ha, öyle değillerdir onlar da belki başka de bir şeyin evladıdır. Bilemeyiz ama biz ait olduğumuz yeri biliyoruz. Nesebi gayri sahih mi dersin sen? Evet, o biraz da ben sen okumuş olduğun için böyle ifade ettin. O düzgünlüsü de var. Diyor ya hani aslında Sayın Cumhurbaşkanı okuduğun için tamam, ben de öyle yaptım. Sayın okumuş Cumhurbaşkanı diyor ki Irak sınırımızı güvence altına alacak çemberi tamamlamak üzereyiz. İnşallah. Bu yazın Irak sınırımızla ilgili meseleyi kalıcı olarak çözüme kavuşturmuş olacağız. İnşallah. Yapacağız. Canım. Bölgedeki herkesi, bak buraya dikkat abi. Bak buraya dikkat. Bölgedeki herkesi kendilerine açıkça söylediğimiz bu stratejiye saygılı olmaya davet ediyoruz. Adresi teslim mesajdır. Evet, doğrudur. Yani ben de biraz önce anlattım, tekrar etmeye gerek yok. Bölgedeki herkes dediği, yanlış anlaşılmasın yani Suriyeli, Iraklı, Suriyeli, Irak'taki yerleşik halk. Araplar, işte Kürtler, Türkler, Çerkezler, bilmem ne varsa da değil. Hı. Tabii. Bölgedeki herkes de değil. Bunların bir daha babaları var ya. Akşam gazetesi etekten duyurmuş. Bu her tarafa gider yani. ABD'li general terör ziyaretinde. Olur, normal. O işi yani. İşte evet. Yani adrese evet, teslimden evet, kastımız evet, da bu. Adrese yani teslim. Zaten. Şimdi gez. Evet. Yani ne kadar geziyorsan gez de. Sonradan bana oturup ağlama bak. Ben bir şey söylüyorum. Evet. Bir plan yaptım. Bir şey deneyeceğim. Hani evet, bu sosyal medya tabiriyle. Bir şey deneyeceğim diyoruz. Evet, bu yüzden inşallah. Sonrasında çok da fazla sesini çıkarma. ABD'li general terör ziyaretinde. Amerika'nın Merkez Kuvvetler Komutanı Kurilla, Suriye'nin kuzeyinde terör elebaşılarıyla bir araya geldi. Normal, evet. Elemanlarıyla buluştu, normal. Ortaklarımızla olan ilişkilerimizin gücüne güveniyoruz demiş. Bu kaldı elinde. Ya bu bakış açısından evet, Amerika'nın kısa süre içerisinde artık vazgeçeceğine ilişkin emareler ziyadesiyle gelmekte. Vallahi ne yani buradan bölgeden vazgeçmez. Hayır. Ha. Orada ittifak ve dostlar ve müttefikler dediklerinin o onları bekleyen tabii, korkunç evet, sonu engelleyemeyeceği evet, de aşikar. Çok buradan doğru, da gerekli uyarı olur, zaten evet, evet, ziyadesiyle yapılmış görünüyor. Evet. MİT Müsteşarımız Sayın Hakan Fidan da Amerika Birleşik Devletleri'nde, özür dilerim, başkanımız. Tabii eskiden hocam yaşım doğru, çok fazla doğru, alışkanlık doğru, tabii. Ben de Birleşik Devletler gelsek de Perez de Cuellar diyorum bazen. Çok eski, tamam, yaşlar sen belli oldu. Sen Pakistan'dan, Ziya Ülhak'tan falan tabii, da bahsedersin. Zülfikar Ali Butto. Mesela. Jimmy Carter'ı biliriz hocam. Vay 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 vay. Peki. Vay. İç siyaset. Özür dilerim. MİT Başkanı buyurun, Hakan Fidan'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli temaslarda bulunduğunu söyleyelim. Gene yanlış söyledik. MİT Başkanı Hakan Fidan dedim. MİT Başkanı. İyi ki varsın. Ben ısrarla yanlış yapıyorum. Sen ısrarla düzeltiyorsun. O kıymetli Sayın İbrahim Kalın. Evet. Biz Hakan Fidan'ın. Bu da doğal hocam. Kaç yıl MİT Başkanlığını yaptı Hakan Fidan. Doğru. O yüzden böyle bir Yayında böyle sehven olabiliyor. Olur. Bazen bana ver de diyorlar. Sayın Hakan, bir hikmet abi diyormuşum. Sayın Hakan Fidan'ın da Orta Doğu temasları devam ediyor. Ona da kolaylıklar diliyoruz. Evet. MİT Başkanı İbrahim Kalın da Amerika Birleşik Devletleri'nde önemli temaslarda bulunuyor. Evet. Şimdi artık evet, siyaset. Tabii çok az kaldı hocam, artık sayılar kaldı. Daha geride bu sayım başladı. Ya neyse, yine akşamın şu manşeti çok güzel ya. Evet. Hı? Kiralık seçmen. Ya. Ya bir ittifak vardı, bir ittifak yoktu, bir ittifakımsı bir şey vardı, bir ne alakası var canım, herkes kendi yolunda gidiyor.
Ya bu ama çelişkilerin şurada... arasında böyle ya, ben var ya ben şey çok söyleyeyim. Üzülüyorum bu seçmene ya. Ya yani ya. Hakikaten çok ya ben ya Allah yardımcıları olsun ya. Çok doğru da şöyle bir şey var. Kiralık seçmen de arkasından da bir haberi de dinleyicilerimiz hani şunu altına okuyanlar vardır. Şeyi güzel yapmışız yani. Onu da söyleyelim abi bizim gazete. Diyor ki genel seçimlerde Saadet, Deva ve Geleceği seçme oyuyla meclise taşıyan. Evet. Yorum giydirmiş. İlk cümle güzel giydirmiş. CHP yönetimi. Ben de bir CHP diye okuyorum. Tamam. Bu kez HDP dem adaylarını BD meclise sokmak için listelerin ilk sırasına ayırdı. Listelerin ilk sırasına ayırıyor. Yani bir ders almadılar. Bak çok enteresan yani. Şimdi bakıyorsun buradan. Kaç gündür, kaç haftadır konuşuyoruz. Bu dem olduğundan beri. Ya arkadaş bir şey söyleyeceğim. Bak biz zaten biliyoruz. Saklayacak çok da fazla bir şey yok. Hani biliyoruz. Hmm. Şey gibi olur yani örnek, yanlış örnek olmasın. Bazen örnekte yakışıyor. Yani mesela akraba veya büyüğün var. Sigara sağlığa zararlıdır. Çocuğun sigara içtiğini biliyor. Hmm. Biliyorsun duman altı orada bir şeyler geçiyor. Baba da burada duruyor. Ya neyse amca. Gelince tabii o karşısında içmeyecek o. Doğru. Ondan sonra en sonunda isyan ediyor tabii. Ya diyor arkadaş zaten biliyorum. Yeğenim zaten biliyorum. Bari otur da dışarıda bu işi yapma. Duman tütüyor orada. Yani burada hiçbir şey yokken bir anda baktım. Duman pencerenin önünde. İçeri geliyorsun bir şey yokmuş. O kadar çok aşikar. Şimdi bütün millet için söylüyorum bunu. Biliyoruz. Yani DEM de biliyor. HDP de biliyor. Pardon ikisi de aynı şey. DEM biliyor. CHP biliyor. Kandil talimat veriyor. Sen biliyorsun, Halk TV biliyor, Yılmaz Özdil biliyor, Murat Kurum biliyor, eş başkanlar biliyor. Şimdi kaç gündür şunu ispatlamaya çalışıyoruz. Ben de kendi halimizde gülüyorum bazen. Ne bileyim, hoş herhalde. Belki de böyle seviyoruz. Biraz manyak olabiliriz. Olan şeyi anlatmaya devam ediyoruz ve bak bugün bu ademiş diyoruz. Şaka değil. İzleyici teyit durumu bu. Uzun uzun mektup yazmış izleyiciler. Gözden geçirdim, doğru söylüyorsun dedi ya. Abi... Hoşsun, güzelsin. De, zaten dün de bilmem ne demiş diye vermiştiniz. Bugün de bilmem ne diye. Biliyoruz. Biz ama, bunu söylüyoruz. Ama tabii, ama tabii ki habercilik. Böyle bir şey değil mi hocam? Yani doğru. Vermek zorundasın bunu. Yani abi işte nedir o? Aytu Atıcı mıydı? Aytu Atıcı. Mesela, CHP eski Mersin milletvekili. Mesela ne demiş? Diyor demiş ki Allah Allah. Şeye benziyor bu Kılıçdaroğlu. Dünkü örneği vardı ya. Hani ilk defa keşfediyormuş gibi. İki ayaklıdır diyor ya pandemiyle mücadele. Herkes ayağa kalkıyor. Niye? İki ayaklı mücadele yapılır. Bunun iki ayağı vardır. Bir, bulaşmayı engelle. İki, bulaşırsa tedavi et. Vay! İnsan tarihinin ulaştığı son nokta. Ya da Skype. Onun gibi bir şey. Keşfediyor adam. Ya Aytu Atıcı bir daha dedi ya. Biz onu vermedik ya dedi. Yok. Dün süremiz yetmedi ama ne dedi? Şunu dedi. Söyle abi, örtülü dedi. İttifak. ...dan bahsediliyor DEM'le CHP arasında dedi. Ne örtülüsü ya dedi ya. Örtünüze, ne örtülüsü kardeşim. Açık açık ittifak işte görüyorsunuz dedi. Kent uzlaşısı dediğimiz şey bizim. İttifaktır dedi. Şimdi hatırlıyor musun? Şu vekili hatırlar mısın? Cumhuriyet Halk Partili vekil. Birgül Ayman Güler. Güler. Yemin ediyorum dün aklıma geldi. Aklım ya. O zaman FETÖ terör örgütü değil cemaat ifadesi kullanılıyordu. Birgül Ayman Güler demişti ki. Ne demişti? Cemaatle ittifak yaptık. Hayır, bu evet yaptık. Bir daha cemaatle ittifak yaptık. Partimizi evet. Cemaatle ittifak yaptığımızı kabul evet. Etmeye davet ediyorum. Şimdi bazı bilinen yani aslında çok güzel şeyler var, deyişler var Türkçemizde. Hani malumun ilamı. Diyoruz. Bir de birçok kişi yanlış kullanır. Onu seyircilerimizi hatırlatalım mı? Tamam. Aytu Atıcı'yı hazırlamışlar. Aytu Atıcı. Aytu Atıcı. Evet. Malumun ilamı. İlanı değil. İlam. İlam meyle. Malum ilimden gelir. Sonu meyle bittiği için ilamı. İlanı değil. Aynen. Bir de öteki malum. Bilinen şey. Hani nereden çıktım şimdi? Neyse. Peki. Aytu Atıcı'yı bir dinleyelim arkadaşlar. Hikmet Genç söyleyince çünkü yandaş dillendirmiş oluyor. Evet. En azından bir CHP'li söylesin bakalım. Buyurun dinleyelim. Şimdi hemen birkaç şey daha söyleyeyim. Gizli ittifak. Mustafa Ertekin arkadaşımız gizli bir ittifaktan bahsediyor. Hayır Mustafa Bey, açık açık ittifak yaptık ya. Bunun davetesi yok ki. Yani kent uzakları çerçevesi. Yeter. Ya bir de şu mesela niye ne yetmiyor? Gizli ittifakı diyor ya. Allah Allah. İşte aslında biz hala demek ki hala beceremedik. Bir şey var. Ben çok iddialı konuştum. İnşallah da iddiam gerçekleşir de. Hani artık dedim millet
bu seçimlerde şunu bekliyorum. Öyle bir sarsıntı geçirildi ki yine eski tabirle sadme. Sadme bir şok eski tabirle yaşandı ki bu toplumda %60 da geliyoruz diye geliyorlardı. 60'tan cart olunca sadme yaşandı, bir şok. Peki ya şunu anlatmaya çalıştık mesela birkaç ay. Kandil'in adayı Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Çizdim. Zerresine itiraz edemezsin. Zerresine. Yani falan. Altındaki Cumhuriyet... çizgiye itiraz edersin evet. Ama hani çizdim dedin diye söylüyorum. Üstündeki yazılana itiraz edemezsin. Babacığım yani. Niye itiraz edemezsin biliyor musun? Adıma diye soruyorsun. Seni çok beğenmiş. Cumhuriyet Halk Partisi hayırlı bir iş yaptır demiş. Takip etmiş. Masa demiş. Masanın kıymetini bilin demiş. Kimler demiş. Kandil demiş. Abi ben demiyorum. Ben desem hani benim bağlayacağım Karacaoğlan'dır. Bunlar da Kandil'e bağlıyor. Sizin Kandil demiş bunu. Sizin Kandil. Nereden çıkartıyorsun? Hani böyle başladılar böyle devam etmeyi seviyor ya. Araya Ümit Özdağ soktular. Hani görünmesin diye. Evet ya. Hani böyle dumanları Ümit falan. Ümit Özdağ araya girdi. Şimdi bir dakika. Yani soktuları da diyorsun. Ben sana söyleyeyim mi? Normal şartlarda normal insan olsak hepimiz. Normal sıfırdan başlasak dünyaya. Düşün. Dünya yaratılmış. Biz sıfır siyaset bilmiyoruz. Şu olmaz mı? Doneler bunlar. Bunlar da bunlar. Kandil doğru adaydır. Verin. Aldım abi. Demek ittifak yaptık. 3 dakikalık iş. Ama öyle diyorsun da. Hocam 5 dakikalık iş ya. Montaj videolarıyla ya, böyle bir algı ya, oluşturmaya ya, gayret ettiğini değil. Buradan itiraf et yahu. Millet şey mavra yapmak için bir şey koymuş. Olan oraya montaj diye koymuş bilmem ne diye. Eğlendi gitti. Ama adam kaç kişi? 1, 2, 3, 4. Ben yazıda almıştım çünkü buna bir kronoloji eklemiştim. Yani sıralamasını yaptım. 5 ayrı terörist başı direkt ifade doğru. Etti. Sabah erken kalkan. Bugün ne yapayım? Gene Bay Kemal'e desteğimi atayım. Hop. Aynen öyle. Ya Bay Kemal demezler mi? Bu adam seni niye destekliyordu? Ya benim sorum basit. Benim aklım da basit. Yani ben böyle hani insanları ben en az benim kadar düşünemeyeceğini düşünüyorum. Yani ama bu kadar basit. Bu telefon. Bu da kalem. İstersen kalemi telefon üzere neyse derim. İş biter. Fakat şimdi kiralık seçmen. Tekrar çakıyorsun. Çünkü benim oradaki tek anlamadığım şey bu seçimlerden sonra yani Mayıs seçimlerinden sonra dedim ki artık dedim öyle bir hale geldi ki o sadmeden sonra Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni özellikle onlardan bahsediyorum. Artık uyuma taktiği yapmaktan vazgeçtiler. Bence onlar sıkıldılar artık. Uyuma taktiği yapıyorlardı ya diyorsun abi kalk bilmem ne sana ne gösteriyor gözü kapalıyken kapak gösteriyor buraya konuş. Kapağı. Abicim kalk bak Kandil diyor. Yakışmaz sana. Bak layık aydınlanmacı teyze abla. Abicim hemen gene kapak gösteriyordu. Niye? Ben uyuyorum. Rahatsız etme diyordu. Ama bu sefer uyandılar. İzmir'de mesela uyandı. İstanbul uyandı. Ankara uyandı. Bu şaka değil. Niye uyandı? Arkadaş böyle yapmaya devam ederseniz kendi topunuza sıkarsınız. Yahu bak akşam gazetesi i̇şte bu çok ne, güzel bu, söyledin. Çok güzel ne? Söyledin. Haberi de çok derli toplu. Çok güzel vermiş. Tek dört başı, koymuş. Dört başı Mahmut. E tamam var demek ki. Derlemiş toplamış. Yani niye konuşuyoruz bak, biz bunu? Mesela şöyle. Var. Bak mesela şöyle. Var yani. Sancaktepe'deki belediye meclis üyeliği listesinin birinci sırası. Bak CHP'nin belediye meclis üyeliğinin en birinci adayı. Sırası ya. Tabii en birinci sırası. Yeşil Sol Parti Sancaktepe ilçe eş sözcüsü. Bunlar da her şey eş. Eş tabii. Artık sözcü de eş. CHP de onlara benzemeye tamam. Başladı. Onlar da eş. Elif Gül. Bu Elif Gül'ü nereden tanıyoruz? Terör örgütünün elebaşı Abdullah Öcalan için pasta kesmesinden tanıyoruz. Mesela. Öyle şeyleri var. Geçtik. Beyoğlu. Birinci sıra. Ya birinci sıra. Birinci. O kadar adam neden? Yok. Bak, neden? Teşkilatta CHP teşkilatında belediye meclis üyeliğinin birinci sırasına yazacağın adam yok. Neden? Kimi yazıyorsun biliyor musun? Söylüyorum. DEM Parti Parti Meclisi üyesi Turabi Şen. Ne? Peki evet soru sen bir tane verdin bana mantıklı gelmedi yalnız. Sahi mi söylüyorsun? Senin verdiğin şu cevap mantıklı gelmedi. Ben neden diye sorunca sen adam bulamadılar dedim galiba. Evet İsmini. Yani neden abi? Bence bu kadar yeter. Hala zorluyorum. Hala şuna zorluyorum. Ben çünkü kendimi tekrarlamaktan sıkıldım. Ama bunlar bunu dinlemekten sıkılmıyorlar. Demek ki tekrarlamaya devam edeceğiz. 20 tane Demli'nin niye? Seçilebilecek yerde. Niye 20? Niye 25 değil 15 değil?
20 çünkü peki. Grup kurabilecek sayıda. Heh. Çünkü grup yapacaklar belli. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim abi. Açıkça söyle. Söylüyorum. Söyle. Peki biz niye ittifak var mı yok mu diye tartışıyoruz ki? Yani hala çıkıp da ekranlarda orada burada ya utanmadan sıkılmadan ahlaksızca bak kızdığım için de beni böyle konuşturuyor. Hiç sıkılma yok yani zerre kadar bir utanma bir kızarma hiçbir şey yok yani. Öyle bir dün söyledim evvelsi gün. Artık Türkiye'de gazetecilik yaparken yalan söylemek, kurgulamak, atmak, sallamak, palavra sıkmak gayet vakayı adiyedir. Bir kısım gazeteciler için. Türkiye'de bu böyle. Dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Yani hani bazen çok güzel hasretlerimizden bahsediyoruz da. Hı. Bu da bizim kötü hasretlerimizden. Öyle diyorsun ama yani, tarafsız ve bağımsız gazeteciler yap onları. Bugün muhteşem köşe yazıları kaleme almışlar. Bunlardan biri de Murat Ağrel. Ya işte bak bir şey de bak. Geleceğim ona da geleceğim. Diye, hani bakıyorsun hani adam bayağı işte 20 yıllık gazeteci şu kadar bilmem ne. Bir bakıyorsun kendi kitlesinde bir karşılığı da var. Herkesin kendi kitlesinde bir karşılığı vardır doğru. Fakat hala inanmadı. Bak inanmadığını da ben biliyorum. Bana şimdi söyleyince de kırılıyorlar. Bazısı bilmem ne bazısı sistemkar mesaj atıyor. Sen böyle dedin ama Hikmet falan filan sen bu haleyi bilmem ne ya. Geçin bunları ya. Sen kendine sakla onu. Dışarıda merhaba dedik sana ama senin ne yaptığını ben biliyorum. Sen benim bildiğimi de biliyorsun. Bak çok enteresan. Nedir o biliyor musun? O da şu. İnanmadığı şeyi yazıyor. Ben de bunlara esnaf yazar diyorum. Doğru. Esnaf yazarlık böyle evet. Bir şey. İnanmadığın şeyi yazarsan inandırıcı olamaz. Senin eğer inandırıcı olmak istiyorsan inandığın şeyi yazacaksın. Bak o zaman yanlış yolunu fark etmez karşı fikir. Şimdi bu adam bize hani isim de tek tek verince tamam vereyim yine. Sözcünün yazardığının tamamı. Neredeyse. Tamam. Birkaç tanesi hariç. Birkaç tanesi çiçek böcek yazar çoğunlukla. Halk TV. Bilmem işte Sözcü televizyonu. Bunların yazılı basını, boyalı basınları falan her neyse. Biz safmışız deyip işin içinden sıyrılıyorlar ama Hikmet abi yine mi olmaz yani? Ha, onu da artık çok fazla da ciddiye almıyorum. Hani köşe yazarı diyorsun. Yani bir fikir kıvılcımı ortaya koydun ve bunun üzerinde insanlar aa bak ben de böyle düşünüyordum benim hislerime tercüman olmuş dediği insanlara inanmıyor. Çünkü ahmakça ve aptalca bir şey söylüyor. Söylediği şey mümkün değil yani o adamın deli olma. Şu anda hemen akıl hastanesine gitmesi lazım onun. Alper Gezer Avcı uzaya gideceğine Kars'a kaz yemeye gitsin diyor adam. Aynı şey diyor. Tabii ve bunu söylüyor ve bunu diyor ki ha Alper Gezer Avcı'yı uzaya göndermişiz. Türk astronot olarak ha diyor Karadeniz gezisi yapmış fark yok diyor mesela. Bunu televizyon kanalı söylüyor bakıyorsun. Hakikaten fark yok mu? Yani turistik manada. İşte dünya vizyon. NASA, deneyler, başlangıç, bir topluma bir şeyi empoze etmek, o fıkradan kurtulmak. Fıkradan kurtulmak hangisi? Oğuz ne iş yapıyor? Kız verecekler ya. Astronot. Ha, komik çünkü. Bunlardan kurtulmak, eziklikten kurtulmak. Bugün astronotu gönderirsin. Onun vermiş olduğu deneyim, ilk deneyimle diğer astronotlara yol açarsın. Arkasından Selçuk Bayraktar bir tane sana bir teyyare yapar. Senin eski ifadenle. Bir drone yapar. Onu alır, jet motoru takar. Üzerine bir de efendim kızıl elma diye insansız gösterir. 5.5 olur nesil. Böyle başlayacak Selçuk Bayraktar olacak ki. Tuşlaşlar olacak ki. Kızıl elmalar olacak ki. Bütün bunlar olacak ki biz de bir ufkumuza bakacağız. Kaanlar olacak ki. Biz şöyle demeyeceğiz. Tartar. Tabii. Tartar Kaan. Biz şöyle demeyeceğiz yani. Ezik nesil gibi. Abi Eloğlu yapmış. Abi İngiliz bilim adamları. Abi İsviçre'de bilmem değil. Türk bilim adamları bunu söylüyor diyeceksin. Basit ya. Ama ne kadar da bu kadar faşizan söylemlerle devletçi değil. Senin devlet anlayışın nohut. Unutma. Buğday. Bir de gürbüz çocuk. Köy çocuğu. Şişmandır o şalvarlı. Çilli. Gürbüz çocuk yarışması birinci olur o. Bu kadar. Bana öğrettikleri buydu. Ben Avrupa'ya ilk defa gittiğimde Air Rail'i gördüm. Ana dedim. Aklıma ilk geldi şey o. Magirus'ta hep örnek verdi. Topkapı'dan Rami'ye gittiğin Magirus'ta Air Rail'i karşılaştırdım. Dedim muhandı adam dedim geçmiş. Sen oyalan diye senin önüne vermişler malzemeyi. Ama şimdi yaptığın senin uçağı kaldırıyorsun uçağı. Adam tartar. Hala dünya basını konuşuyor. Ama ben. Şu gazete hala bravo, yazmadı. Yazmaz. Ve ben, yazmadı. Ve ben çok enteresan yakaladığım onu tekrar bak belki yazımda bahsedeceğim. Şu makale bence çok kıymetliydi. Bunu aklımdan geçti. Eloğlu'nun da aklımdan geçmiş. O da şu.
Yani yorum. Türkler diye başlıyor. Tamam. Öyle bir drone yaptılar. Öyle bir insan hava araçları yaptılar ki bölgede üstünü kazandılar. Nokta. Satır başı. Orada burada gönderdiler. Ve sahada denenmiş oldu bu aletler. Vallahi Heron bilmem Predator ne kadar başarılı bilemiyorum. Kaç savaş kazanmış hiç bilmiyorum. Gittiler Suriye'de. Bekkaları vurdu yanlışlıkla. Kendi Amerikan Heronları. Evet. Bak ben evet. Yapmadım onları ha. ABD'nin oradan daha güçlü bir ordum var çünkü benim. Bölgeyi de tanıyor. Bunu yapan Türkler. Adam düz mantık. Aristo mantığı. Eğer bunu böyle uçurabiliyorsa tar Fatih Altaylı'ya göre. Ona giriyor çünkü böyle şeyler. Bu adamlar bunu geliştirir arkadaş. 30 yıllık drone teknolojisini sıfırdan başlayıp 5 yılda bu hale getiren tipler alırlar bizi geçerler. Yorum bu. Eşim. Adam bak diyor ki Türkler bak sadece Amerika için bile çok önemliydi bu yumuşak güç olma. Türkler abi uzaya astronot göndermişler. Ama senin dangalak muhalif ya dangalak. Bildiğin hakikaten samimiyetle söylüyorum. Hakaret olsun diye söylemiyorum aşağılık herif. Tamam. Diyor ki. Ya çok güzel söylüyorsun. Ya diyor şöyle diyor. Karadeniz'e bir gezi yapmışsın. Ayda yaylasında oksijen almışsın. Kars'ta kaz yemişsin ya onu da bir söyle ya. Hadi. Deniz Zeyrek'in memleketi diye o da o programda. O da o programda ne diyor biliyor musun? Evet. Aselsan'ı diyor. TUSAŞ'ı AK Parti mi kurdu diyor. Tabii. TUSAŞ'ı diyor AK Parti mi kurdu diyor. Tabii. O yüzden hiç öyle Kaan'ı AK Parti'ye şey yapmaya, bravo, mal etmeye falan kalkmayın diyor. Bravo e-postal yalayıcıları. O zaman 40 sene önce kurulduğunda e-postalcılar, e-postal yalayıcıları, rap yürütüp de darbeleri seven çocuklar, lekliğe karşı eylemlere odaklayan çocuklar. Yapaydınız ya 40 yıldan beri neredeydiniz? Sormazlar mı adamı? Sizin kafa, bak o denizle kendi kafası kendine yapılacaktı. Bu döneme denk geldi. Ama siz 80 sene önce de o uçakları yapmaya başlayan bir nesli yok ettiniz. Marshall yardımları hatırlatırım. Siz yani emperyalist çocuklarısınız. Bak yani. Bir daha bir ilk cümle o neydi? Ben Osmanlı İmparatorluğu'nun imparatorluk devlet falan değil. Tam devlet aileyi Osmaniye devledir oradaki. O da Arapça bir kelime. Ama imparatorluk büyük bir hegemonya, büyük bir güç. Üç kıtaya hakim bir gücün evladı olarak söylüyorum. Ne edinme arkasından? Bazı da başkanın çocuklarıdır. Ne diyoruz biz ona İngilizcesi? Nedir o 80 darbesi? Merhum Mehmet Ali Brandt. Our boys. Bizim çocuklar işi başardı. Our boys did it. It var sonunda da. Ne diyor? Bizim Amerikan oğlanları başardı. Amerikan oğlanları bunlar. Amerikan oğlanı olmasa bir de en büyük tarafı şu. O süveterle gelmeyin. Bak geçen Sayın Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Süveterli, maskeli yobazlar grubu bunlar. Süveterden kastım baklava desen de Atatürk süveteri giyince, değil mi? Bir dakika. Onu giyince adam. Sen öyle diyorsun da. Sen öyle diyorsun ki. Diyorsun da sürekli Atatürk üzerinden söylem geliştiren bir parti siyaset üretemez diyen Özgür Özel. CHP'nin genel başkanı tabii bunu söylerken genel başkan değil. Bu konuşmayı yaparken tabii. Genel başkan değil. Taç giyince ben. Dedim ben CHP taç giyen baş akıllanır. Akıllandı CHP'ye gelince. Grup toplantısında demişti ki ben demiyorum. Atatürk size diyor ki Sinop'a gidin. Erzurum'u alın. İstanbul'u vermeyin. Ankara'yı vermeyin. İzmir'de rekor kırın falan demişti. Atatürk diyor demişti. Tabii. Ben demiyorum o diyor. Bak yapmazsanız ayıp olur. Bak günah. Şimdi son bombayı Kıtlar elinde patlattı. Yapmaya. Diyor ki daha önce diyor bizim bir millet ittifakımız vardı diyor. O şeyden de haz etmez biliyorsun. Deva'yı, geleceği falan safra gördü sırtında. Hatta söyledi de ya bunlara dedi 40 tane milletvekilliğini biz niye ver? Bunlara diyor bir de böyle böcek, zaten böcek gibi. Yani onların gözünde böcek. Sen bir tarihte bunların televizyonuna çıkan tırnak içerisinde bir muhafazakar adaya adını da söylemeyeceğim, partisini de söylemeyeceğim. Tırnak içindeki bir muhafazakar adaya yorum yaparken çok güzel söylemiştim. Ya bu sana sokakta böcek muamelesi yapıyor. Tabii, böcekmişsin gibi bakıyor. Şu anda çıkarıyla örtüştüğün için seni televizyonuna konuk ediyor. Bunu anlamayacak kadar kompleksli misin demiş idin. Şimdi o devası, geleceği, saadeti bilmem nesi ıvırı zıvırı bunun literatüründe zaten yok da. Şimdi diyor ki Millet İttifakı yerine biz diyor Türkiye İttifakı kurduk diyor. Hayda. Bizim diyor liderimiz başka. Bir verin de ya, bir verin hadi bakalım. Bir verin bakalım. Bu seçim
O tarafta Cumhur İttifakı varsa bu tarafta çok daha güçlü bir ittifak var. Türkiye İttifakı var. Türkiye İttifakı. Ya Allah rızası için ben bir şey söyleyeyim. Bak ya olsun var, iyi ki varlar ya. Ne diyelim abi yani. Bunlar bizim hani şey ne demişti en son o cümle. Türkiye sürekli ittifakında Atatürk... değilim. Arkadaşlar ses olarak bu ittifakın lideri diye başladığı kısmı da hazırlamış olmalılar. Hazır yakın ben de şunu söyleyeyim orada. Ne demişti iyi hatırlattın. Sürekli Atatürk üzerinden Atatürk'ün arkasına saklanarak diyeyim. O ifadeyi tam bilmiyorum. Siyaset yapmak yaparsan hiçbir çözüm üretemezsin mi? Neydi tam cümlesi olarak? Atatürk söylemi üzerinden siyaset üretemezsin diyor. Evet. Yani böyle bir pratiği geliştirirsen bu sefer siyaset üretemezsin. Üretemezsin diyor. Evet. Aziz Kocaoğlu aynı birebir ifadeleri kullanmıştı. Eski İzmir Belediye Başkanı. Ve o da demişti ki bu yüzden de Cumhuriyet Halk Partisi'nin, CHP'nin mutfağı yok. Üretmek yok yani. Çünkü hazır donelerle, hazır mottolarla çalışıyorsun. Yeni bir şey koymana gerek yok. Çünkü yeni şey koyanlar yobazdır. Biz yobaz değiliz. Biz bunlarla gidiyoruz. Dur işte bak. Bir ama benim bakalım arkadaşlar. Gibi, bunun yazarı da böyle işte. Tamam bak. Tehlike orada. Bak, fikir üretmiyor. Bir gel oraya. Gelin tamam. Bakalım kimmiş ittifakın lideri? Bir görelim. Türkiye İttifakı adını Türkiye'den alır. Renklerini ay yıldızlı al bayraktan alır. Heh. Ortak lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Bitti. Tamam, geçmiş olsun. Bırak. Ya bırak. Her şeyi bırak. Seçimi bırak. Bitti. Her şeyi bırak. Tamam bitir. Kalk gidelim ya. Ya Emin Özkök. Demek ki ya niye dinlemiyorlar bizi ya? Ha, cümle bulamıyorum yani. Ben her defasında bir daha kreatif bir şey. Türkçesi kötü geldiği için İngilizce söyledim. Daha böyle bir şey söylemiyorum. Orijinal bir şey diye. Orijinal bir şey orijinal bulmaya çalışıyorum ama. O da Türkçe değil de. Adamlar da hakikaten öyle orijinal ki değişmiyor. Yani bu da başka bir orijinallik. Adama buradan söylüyoruz. Özgür Özel. Bak Türkiye İttifakı'yız bilmem ne. Ben demiyorum Atatürk diyor. Bak inan ki bunun başında şey var. Bak söylüyorum Atatürk var. Şunun başında Atatürk olabilir mi? Hemen soruyorum. Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni. 20 tane İstanbul'daki ilçenin meclis üyeliğinde adaylar birinci sıradan bu ülke bölünsün diyen tipleri koymuşsun. Evet. Atatürk sana bunu mu söyledi? Tam olarak bunu mu söyledi? Merak ediyorum yani. Tam olarak şunu söyledi mesela. Adayınızı kandil belirlesin lütfen. Dedi. Bunu mu söyledi? Ya abi ne diyorsun? Abi ne diyor dedi diyorum ya. Sen bunu söylüyorsun. Ben diyor karar verdim. Özgür Özel bir de garibim ya. Bak bu da acınacak bir hal. Ben bunu çabuk kaybedeceğiz diye de korkuyorum. Yani Özgür Özel'in seçimden gelen sonra. Gelen gideni aratıyor. Şeyle sabit yani tecrübeyle sabit. Bu giderse yerine gelecek olan da zaten yeterince Mustafa, malzemeyle sen gelir. Sen biliyorsun ben obsesif bir adamım. Yani takıntılı bir adamım. Ben Kılıçdaroğlu'na da alışmıştım 13 yılda. Şimdi bu bir dakika bu geldi de bu şey mi zannediyor hakikaten? Yani seçim olacak. Kaybetsek de buradayız. Kurultayla geldim. Kimi getirdim? 13 yıl arka arkaya kaybetmiş bir adamı götürdüm. Baba inanıyor musun buna? Bak bir daha söyle Özgür Özel. Yani bak sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin yine değilsin aslında. Yani bu olayı biliyor olman lazım. Zoom toplantıları, zoom arkadan geldin. Bunu yaptın. Seni orada barındırırlar mı? Soru çok basit. Barındırırlar mı? Barındırmazlar. Hepi topu şurada kaldı birkaç ayın. Nisan'dan sonra değişecek. Öyle umuyorum. Rabbim doğrusunu bilir. Ve arkasından da seni koltuğa oturtacaklar. Gel bakalım buraya. Daha ilk seçimde ya bir dakika diyecek bu da. Diyecek ki arkadaş benden önceki de 13 tane seçim dayandınız. He. Dayandık da o bir projeydi. Sen şeyden çıktın. Piyangodan çıktın sen. Bir de artı hadi en son bu adam bir seçime girdi kaybetti. O kadar masada o kadar çok benzimizi bir araya getirdi. Sen kimi getirdin? Ben de şeye soktum bunları. Mersin'de orada burada yaptığım. Yetmedi ki. Bak İstanbul'da Ankara'yı da kaybettik. Yahu İzmir gitti İzmir. Sen bize İzmir'de rekor kır dedin. Bir de bunu Atatürk'e bağladın. Lan meclis üyeleri İstanbul'da PKK'lı olduğu yani o tandansta olduğu kıvırayım hadi. PKK'lı İzmir'de. Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi'nin hala delil topladığı ama pek çok delilin aşikar olduğu bir siyasi partide görevli isimler diyeyim ben de sana. Oh be ben de yorulmamış oldum. C
ceddine rahmet. Bu şekilde yaşadık. Şimdi bunları tek Atatürk'e bağlayıp Türkiye İttifakı, kent uzlaşısı, Türkiye İttifakı, bu olmadı bunu verelim. Tuvalet kağıdı istiyorum. Yok abi, kalmanızın para kağıdı verelim. Bunun gibi bir şey yani. Yani neyin peşindesin? Türkiye İttifakı ile tek abi konuşuyorsan. Abiciğim bir şey söyleyeceğim. Ekrem İmamoğlu geri döndü, ne yapacaksın? Bunu merak ediyorum mesela. Birinde, bak, Nisan'ın birinde Kızılca kıyamet kopacak. Zoom abisi var. Hani seçim biz gazeteciler için biraz yorucudur ya. Evet. Hani seçim geçtiğinde şöyle ertesi gün bir biz de o yoğun tempoda, o yoğun şimdi mesaiden sonra bir rahatlarız. Ama sanki bu seçimde rahatlayamayacağız gibi. Çünkü seçim bitecek. Yine buna bir bittiği gelecek gibi. Nasıl 14 Mayıs'ta düzelteyim, 28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu yenildi. 29 Mayıs sabah saat 10'da Ekrem İmamoğlu bir video mesaj paylaştı. Değişmeyen. Değişim gereklidir bilmem ne falan. Değişmeyen tek şey değişimi kendisi. Üş. Falan filan bilmem ne. Anama şey. Abdülkadir Selvi sevgiler bugün yazmış köşesinde. Diyor ki ben o zaman söylediğimde beni çok kötü eleştirmiştiniz. Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu ya arasında bir şey var, bir gerginlik var dediğimde beni yalancılıkla suçlamıştınız. Sonucu gördünüz. Şimdi de özelle İmamoğlu arasında böyle korkunç bir gerilim var diyor. Onu da 1 Nisan'da göreceksiniz. O arada da beni yalancılıkla suçlayabilirsiniz. Meğer bizim çok enteresan bir şey. O, yine aynı mahallede bir şey var. Ha. Geçtiğimiz günlerde, hatta evvelsi gündü galiba, bizim Kurtuluş Tayiz bununla ilgili bir köşe yazdı. Hı. Ve o köşesi çok güzel bir yazıydı bu arada. Bir tahlil yapmış bununla ilgili. Yani sonuçta bu tür mavra türü tahliller bana aittir de. Fakat Kurtuluş da tabii iyi bir gazeteci. Çok tabii, iyi bir iyi okur. Insanı, siyaseti iyi, tabii, iyi okur. Yani. İyi de okur. Çok enteresan bir şeyden bahsetti. Ve haklı bir payı da var. Aklıma gelmemişti benim. Bunlar diyor anladılar diyor. Bu iş gidecek. Yani o mahallede ben çok uzun bir makale, tabii kısaltarak söylüyorum. Köşe yazarları başladılar kıvırmaya erkenden. İmamoğlu'nun Ankara'nın kaybedecek, hem İstanbul'u hem Ankara'yı kaybedecekler. Bir de hizmet daha yaşanacak. Ve bunun faturasını da kime verecekler biliyor musun? Çok enteresan bir şey. Orayı yakalayamamışım ben. Köşe yazarları Kılıçdaroğlu'na atfen yazıyorlar. Ne için? Diyorlar ki Kılıçdaroğlu burada şey yapıyor, provoke ediyor. Daha önce olduğu gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde İmamoğlu kazanmasın diye, kaybetsin diye. Ben yokum, beni gönderdiniz. Al işte yediğiniz halta bakın demesi için Kılıçdaroğlu başlamış tezvirata. Hatta aleyhine çalışıyormuş. Kampanya aleyhine. Kılıçdaroğlu örgütlüyor. İmamoğlu kazanmasın, Mansur kazanmasın. Mümkünse İzmir'de verilsin diye. Ne yapıyorlar biliyor musun diyor Kılıçdaroğlu. Ayak hazır ve başla da hazırla diyor. Kaybedince diyor İmamoğlu, abi o iyi çalıştı da Bay Kemal arkadan fitne fesat fücuri balığı yaptı. Onun yüzünden kaybetti. Tabii. Ona da ceza kesecekler. Yani şey, bir bahane buldu ya bir tanesi mesela. Şimdi 5 yıldır engelleniyoruz bahanesi tabii, tabii, var. Tabii tabii. Yani şey gibi düşün. Bazıları ne yaptı bu seçimden sonra? 28 Mayıs'tan sonra. Bir bahanesi olması lazım. Hı. 60'a giriyor da gelmedi. Safmış. Akıllı en doğrusu bu. Ben salağım zaten. Ne anlarım bu işlerden? Ha, bir şey söyleyemedin. Doğru, salaksın. Hadi gittin. Salaklık güzel. İhanet daha kötü bir şey. Kandil vardı çünkü ortada. Bazı da kıvırdı şartlarda. Çok doğru, enteresan bir şey yalnız. Bütün diyor, yükü diyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yükleyecekler. Çünkü neden? Aleyhine çalışıyor diyor. CHP'nin. Kaybetsinler diye. Tekrar gelmek için. Ha, Kemal Bey yapar mı yapmaz mı bilmem. Gerçi yapar. Öyle bir tıynet vardır onda. Her türlü yapar çünkü. Yoldan geçere MİT'i vermiş. Ona buna bilmem bakanlık dağıtmış. Dağıtır. Ama asıl kavga 1 Nisan'dan sonra. Öyle görünüyor. O arada da CHP'li gazeteci Murat Ağırel, hani bunun altını kalın kalın çizerek söylemekten hiç imtina etmiyorum. CHP'li gazeteci Murat Ağırel bugün köşe yazmış. Murat Kurum kazanırsa aslında kim kazanacak diye. Günün sonunda sonuç itibariyle şöyle bir ifade var abi. Ne istemiş yani?
kentsel dönüşüm adı altında daha da nefes almayan İstanbul'a devam edecek misiniz? Görüyoruz ki Murat Kurum kazanırsa İstanbul halkı için kayıp, rant peşinde koşanlar, tarikatlar ve inşaatçılar için kazanç olacak diyor. Bu arkadaş dün akşam herkesin yüreğini ağzına getiren Çanakkale merkezi 4.9 evet, şiddetindeki depremden İstanbul dahil, Marmara dahil herkese geçmiş olsun. Bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Ona da rahmet dileyelim. Önce yazmış bu yazıyı. Kentsel dönüşümü yine rant zeminine indirgiyorlar ama bu iş bir siyaset üstü beka meselesi. Murat Ağırel, yani sen CHP'li bir gazeteci olabilirsin ama bu iş siyaset üstü bir beka meselesi. İstanbul'da kentsel dönüşüm şart. Ne kadar ürkütseniz, ne kadar korkutsanız da o 115 bin konut vaat edip 5 binde kalındığı bir 5 yılın arkasından kaybedilecek vakit yok. Evet. Kentsel dönüşüm bu şehirde hayati derecede önemli. Abi birkaç dakikam kaldı. Çok enteresan, o da söyleyelim. Bu siyaset üstü falan diyorsun ya. Valla bu kafa var ya, bu Cumhuriyet Halk Partisi zihniyeti ve onun kanaat önderlerinde şöyle bir şey var. Bunu artık bilelim. Bunu, bu da yer çekimi bir kuralı gibidir. Kesinlikle sabittir. Böyle bir kural onlar için geçerli değil. Yani siyaset üstüymüş, etik kurallarmış. Gördük, ispatladılar kendilerini. Müsecceldir bunlar, tescillidir hepsi. Felak, yangın, orman yangını olur, pandemi olur, deprem olur, bilmem ne olur. Nasıl gidip de o felaket anlarına gidip de o felaketlerin, afetlerin üzerine tepindiklerini gördük. Tepindiler yani. Bunu yaptılar. Nekrofil gibi davrandılar. Hiçbir şekilde bunun etiği yok, ahlakı yok, anlayışı yok. Direkt ben muhalifim. O zaman ben her türlü halt yemeye... Ama sorduğun zaman da ahlak, ya bırak, etik, namus, bunlardan sanat camiasında da çok var. Oo. Şimdi bizim sektörde çok var ama o sanatçı takımında, onlara anca takım derim çünkü tabii, aynı istikamet üzere gidiyorlar. Doğru. Bireysel olarak durduklarında mahalle baskısı dedikleri o korkunç sert rüzgar onları fena halde etkiliyor. Şimdi evet, size bir görüntü seyrettireceğim abi. Hem seyircilerimize, dinleyicilerimiz de radyolarından dinlesinler. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı'nın geçtiğimiz 2 hafta önce doğum günü olduğu gün basın mensuplarıyla yapmış olduğu bir diyalog var. Bir dinleyelim, tamam, bir seyredelim. Sonrasına geleceğim. Bir verin arkadaşlar, bir hatırlayalım. Evet. Hadi dağıt. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Akşam da bir yemek varmış sanırım doğum gününüz için. Yok ya, doğum günümüz için değil, misafirlerimiz var. Öyle mi? Seçim İşleri Başkanlığımızın bugün toplantısı var. Biz öyle söyler, MYK üyeleri ve kabine üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan yemek yiyecek yandı ama bilemiyoruz tabii. Öyle Beçet mi? Gene kayboldu bu çıktı ya. Umarım sürprizi biz bozmamışızdır. Bak abi bak, dinle bak. Kameramanı. Verdin mi kameramanı? Behçet, gazetecilere, kameramanlara akşam yemek verecek misiniz? Vereceğiz efendim. Hazırlıyoruz. Bizi mahcup ediyorsunuz. Yok estağfurullah efendim. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın 22 yıldır girdiği her seçimi kazanmasının birinci sebebini burada defalarca konuştuk. Evet. Sahiciliği, evet, samimiliği. Bunu doğru mu? Yazdım ben. Yani, yıllardır söylüyorum. Şey yapar, camdan kendisine el sallayan seçmene çay var mı işareti yapar. Gider çayını içer, bilmem ne yapar falan filan. Bu da bizim genç meslektaşlarımıza. Bak gerçekten baksan yaş ortalamalarının böyle 25'lerde olduğu genç meslektaşlarımızla yapmış olduğu keyifli bir sohbet. Doğru evet, mu abi? Evet. Şimdi bundan, arkadaşlar bunu niçin verdik? Bu bir şey bağlayacağım. Niye verdik? Ha, tamam. Buna yorum yapan bir zat var, Zevat. Ozan Makar adında biri. Kih kih kih. Hadi kaptınız bedava yemeği gene. İyisiniz ha. Onurlu gazeteciler sizi. Zaten mikrofonlara bakınca hep bağımsız, tarafsız, korkusuz, halkın yanında olan medya yayın organları. Gurur duyuyoruz sizin gibi onurlu, namuslu gazetecilerimiz olduğu için. Az önce bahsettiğim sanat sepet tayfasından biri bu. Bu arkadaş. Tanımıyorum kim. İnsanların, oradaki genç gazetecilerin, tanımazsın belki şimdi tanırsın. Verin bir sosyal medya hesabını şu yorum yapan, derinlemesine yorum yapan arkadaşın. Ozan Makar adında, biyosunda dizi oyuncusu Payitaht Abdülhamit yazıyor.
dizi oyuncusu Payitaht Abdülhamit. Hangi biraz daha yakın şimdi? Plan neyse. Var mı arkadaşlar? Çok yakın neyse. Plan bakalım. Bak son TRT dizisinde galaya davet edilen isimlerden biriymiş bu. Var mı başka? Bak bir dizide daha Kuruluş doğru. Osman'da. Kuruluş Osman'ın da bir oyuncusu evet. Evet. Oynuyormuş ben çünkü bu. Takip ediyorum Kuruluş Osman'ı. Şimdi tekrar gelir misiniz bunun yorumuna? Bir daha bir ekrana verelim bu arkadaşın yorumunu. Buradaki genç gazeteciler işini yapıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı da 22 yıldır bu ülkeyi yöneten Cumhurbaşkanı da her zamanki samimiyetiyle onlarla bir sohbete ve diyaloğa giriyor. Anlamıyorum yani. Seni rahatsız eden kısım nedir bilmiyorum Ozan Makar ama bu genç çocukların orada bahsettiğin onur, namus kavramları var ya senin için çok kolay ifade edilebilir kavramlar muhtemelen. Kolay yazmışsın çünkü. Bu çocukların onuru namusu üzerine, bu genç meslektaşlarımızın onuru namusu üzerine yorum yaparken bir kere daha düşün. Zira senin o dizilerinin yer aldığı televizyonların mikrofonları da orada. Ben görüyorum o mikrofonları. Hani diyorsun ya mikrofonlara bakınca hep bağımsız, tarafsız, korkusuz halkın yanında olan medya yayın organları diye. Bir bitmediniz ya. Ya bir bitmediniz ya. Yani şimdi şöyle bir söyleyeyim herhalde vaktimiz herhalde bitti. Bitti abi. Bir bitmediniz ama biz vaktimiz bitti. Bitti ya. Biz onları bitmeden... Hakikaten bunları taşlamaktan abi vakit bulamıyoruz. Şöyle söyleyeyim ben ya. Net bir şekilde söyleyeyim. Yani çok da bunun söylediğim için kıymet harbiyesi var. Şunun onurlu dediği veyahut onursuz dediği ifadesinin de karşılığı kim ki bu adam bilmiyorum yani. Ama şöyle bir gerçek var. Dizi oyuncusu abi. Abi hiç kıymet bu yok. Halkın değerleriyle abi. Çelişip bu halkın hocam ona parasını kazanan bir... Ona bakarsan Tarkan var bilmem ne star. Öteki var Şahan Gökbakar bilmem ne. Bir tane vardı Atatürk Gökhan doğru, vardı. Sen de. İmamoğlu neydi hocam? Atatürk. İkinci Atatürk'tü. Öyle diyordu. Bak bunlardaki dangalak seviyesi burada. Unutmayalım. Doğru. Tenzih ediyorum yani. Gerçekten sanatçı bu ülkeye malumsa demiyorum. Ama kör olmak böyle bir şey var. Bir daha sonra ideolojik körlük de sabah kalkıp da ki bakalım buradan ben ne çıkartayım derdi o. Bak bir adamdan ideolojik körlükle nefret ediyorsunuz. Ve gerçekleri göremiyorsunuz. Yani bu körlük de böyle bir şey. Aşta da böyle vardır körlük. Nefrette de vardır böyle körlük. Çok işte efendim şeyi de şey yapıyor kızıyor. Tarafsız bağımsız ben de. Ulan hangisi? Ben tarafkarım de. Bu mu tarafsız? Tabii tabii tarafsız. Evlensen mi tarafsız? Cumhuriyet'ten Murat Ağırel tarafsız ona göre. Sabah akşam. Sakın ha Murat Kurum'a oy vermeyin tabii, yazıyor. Tabii sabah akşam benim değerlerime küfreden aşağılık insanlar tarafsız. Orada tabii Erdoğan, sen taraflısın. Erdoğan doğru, baba, doğru. Murat bak, Kurum'a oy vermeyin diyen tarafsız gazetecilerin tarafsız sanatçıları siyasi, müziği duyuyorsunuz. Siyaset üstü bir adamda olduğu da unutmayalım. Artık Erdoğan o kadar çok bu millete mal olmuş bir siyasetçi ki. Orada baba gibi davranıyor. İşte, abi ne haber falan. Bu o kadar. Tam basit sinir uçlarını ateş yani, ediyorsun. Halk, yarın devam ediyor. Halkla beraber olan lider. Bu ona dokunmuş. Makar. Git makara yap ne bileyim makar. Günün manşetinin sonuna geldik. Ya, gelişmelerle yarın karşınızda oluncaya dek şimdilik hoşçakalın. Sürçülisane gitsek affola. Değil mi?